Merhaba arkadaşlar. 10 soru ve cevabı serimizde 18. ile devam ediyoruz. Ki bu serileri çoğaltmıştık ki serimiz KPSS içeriği olarak karşımıza çıkmakta 18 videonun olduğu kısımda. Tabi bunlar arkadaşlar özellik olarak haritaların olduğu sorular. Yani bu serimizin 10 soru ve 10 cevabı serimizin özelliği budur. Hemen birinci sorumuzda başlıyoruz. Haritada Ocak ayı sıcaklık ortalamaları gösterilen şehirler arasındaki farklılık faktörlerinden hangileriyle açıklanır? Yaklaşık aynı enlemde olan Aydın ve Konya illerindeki bu sıcaklık farklılığının nedeni birinin denizel etkiye açık olması, birinin karasal olması. Bunun yanında Aydın yükselti olarak daha düşükken Konya'nın yükseltisi buna göre daha fazla. Aynı enlemde oldukları için bu sıcaklık farklılığında biz enlemi dikkate alamayız. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3. Yani E şıkkı olmakta. Aynı enleme güneş ışınlarının geliş açısı aynı olduğu için biz burada enlem faktörünü kullanamıyoruz bu sıcaklık farkında. Diğer sorumuza geçtiğimizde haritada numaralanmış basınç merkezlerinden hangilerinin yeri değiştirildiğinde doğru bir dağılım elde edilmiş olur. Ki İzlanda, Sibirya'nın yeri doğru verilmiş. Basra ve Azor'un yeri farklı verilmiş. Doğru olması için bunları yer değiştirmek gerekiyor. Ki Türkiye'nin doğusunda kalan yerlerde, yani doğusundan kaynaklı alanlarda daha doğrusu termik basınçlar, batısından kaynaklı, yani batı dediğimiz tabii ki direkt hemen yakınından bahsetmiyoruz. Batı yönlerinden daha çok dikkate aldığımız basınç merkezlerinin dinamik olduğunu biliyoruz. Bunun yanında hangileri alçak, hangileri yüksek, bunları değerlendirmek için şu kelimeyi kullanabiliyorduk. Alçak kelimesi içerisinde 2 tane A harfi var. Bu 2 A harfini yine kullanırsak Azor tek A var bakın. Bunun yanında Sibirya tek A var. İzlanda 2 tane A var. Demek ki İzlanda alçak, dinamik alçak basınç merkezi. Bunun yanında Basra'yı düşündüğümüzde 2 tane A harfi var Basra içerisinde. O da termik alçak basınç. Demek ki 2 tane A harfi olan basınçlarımız Basra ve İzlanda alçak basınç merkezlerini oluşturmakta. A harflerini kullandığınızda bu da pratik olarak ortaya çıkmakta. Sorumuza dönersek 3 ve 4'ün yer değiştirmesi gerekiyor doğru olması için. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda aşağıdaki haritada Türkiye'de etkili olan bazı rüzgarların esme yönleri verilmiştir. Haritaya göre buna göre sıralanırsa ya da doğru eşleştirilirse hangileri olur demiş ki bizim bir kodlamamız var. Kayıp sakal kodlaması. Ki bu kayıp sakal kodlamasını kullanırken kuzey batıdan başlayarak sessiz harfleri kullanıyoruz ve saat yönünde bir dönüş gerçekleştiriyoruz. Kayıp sakal kısmında bu şekilde dikkate aldık. Karayel, Yıldız Poyraz, Samyeli, diğer adı Keşleme, Kıble, Lodos gibi rüzgarları oluşturuyor. Şimdi 1'e baktığımızda yön olarak bunları tabi alıyoruz. Nereden gelmiş? Kuzeybatıdan. Kuzeybatıdan geliyorsa o rüzgarımın adı karayeldir. Bunun yanında 2 numaraya bakarsam kuzeydoğudan gelmiş. Kuzeydoğudan geliyorsa bu rüzgarımın adı Poyraz'dır arkadaşlar. Güneydoğudan geldiyse 3 numara güneydoğudan gelmiş. O rüzgarın adı da Samyeli olarak söylenebilir. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyelim. Geldiği yöne göre bunları değerlendiriyoruz. Bölge önemli değil bu yerel rüzgarlarda. Evet, diğer sorumuza bakarsak haritada numaralanmış bölgenin hangisinin en yağışlı mevsim sonbahardır? Ki Akdeniz iklimi görüldüğü için kış. Bunun yanında Akdeniz iklimi kış. Akdeniz iklim etkileri görülüyor. Genelinde Güneydoğu Anadolu'nun kış döneminde en fazla yağış, ilkbahar İç Anadolu'da ve sonbahar Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda. 5 numara doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda sis yeryüzüne inmiş bulutlar olarak nitelendirilir. Haritada numaralanmış bölgelerden hangisinde sisli gün sayısı en azdır? Türkiye'de özellikle sisli gün sayısının en az olduğu alanlar arasında birinci olarak Akdeniz kıyıları gelmekte. Bunu Güneydoğu Anadolu ve Ege gibi kıyılar takip etmekte ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin güney kısımları takip etmekte diyebiliriz. Türkiye'de en fazla sis olayının meydana geldiği alanlar ise Marmara, Karadeniz ilk başta bunları ilk 2 olarak saymak mümkündür. Ki burada baktığımızda özellikle Akdeniz kıyılarında neden sis oluşumu bu kadar az oluyor? Sis oluşması için farklı hava kütleleri, yani sıcak, soğuk gibi durumlar etkili olmakta ki sıcak ve soğuk hava karşılaşması ya da birbirinin üzerine geçmesi sonucu sis meydana gelmekte. Burada da denizden gelen hava genelde ılık. Akdeniz kıyıları ılık olduğu için bu yoğunlaşma meydana gelmiyor. Örneğin gün içinde yine herkes fark etmiştir. İşte sabah vakitleri ya da gece sis oluşumu daha yoğunken öğleye doğru sis dağılıyor. Çünkü hava ısınıyor ve artık o farklı hava kütleleri ortadan kalkabiliyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. En az Akdeniz kıyılarında olduğunu hatırlatalım sisin. Diğer sorumuzda ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda oluşan bozkırlara antropojen bozkır denir. Ki bu daha çok iç bölgelerdeki ormanların tahribiyle oluşuyor ya da karasal iklim bölgelerinde daha çok karşımıza çıkıyor. Türkiye'de en yaygın olduğu alanlar arasında İç Anadolu ki antropojen bozkırlarda ilk sıralarda yer alıyor. İnsanların ormanları tahribi sonucu bu alanlarda antropojen bozkır yer alıyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuzda kıyıya paralel adalar zincirinin uzandığı haritada gösterilen kıyı tiplerinden hangisi olduğunu bize sormuş. Türkiye'de Finike Kaş kıyıları ki Türkiye'de tek olduğu yerde burasıdır. Dalmaçya kıyı tipinin görüldüğü alanlardır. Enne kıyı Edremit Kuşadası arasındaki şu alanda karşımıza çıkıyordu. Riya kıyı tipi Boğazlar, İstanbul'daki Haliç adındaki yer ve Menteşe kıyıları Riya kıyı tipine örnekti. Boyuna zaten birçok alanda boyuna kıyı tipini görüyoruz Türkiye'de. Bunun yanında limanlı kıyıda doğal limanların olduğu alanlarda karşımıza çıkabiliyordu bu tür kıyı tipleri. Diğer sorumuzda arkadaşlar yatık yamaçlı vadi eğimin az olduğu yerlerde görülmektedir. Eğimin az olduğu. Akarsu bu tür vadilerde yana aşındırma yapmaktadır. Buna göre yukarıdaki haritada işaretlerin hangisinde bu tür vadilere rastlanır ki eğimin en az olduğu yeri seçeceğim. Toroslar'da bir yer vermiş. Kuzey Anadolu Dağları, yine Doğu Anadolu Dağlık bölgesi, Hakkari Dağlık ama daha düz olan eğimin azaldığı yer burada 5. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sıradaki sorumuzda Kırgıbayır sağanak yağışların görüldüğü yarı kurak iklim bölgelerinde görülen yer şeklidir. Buna göre numaralandırılan alanların hangisinde Kırgıbayır diğerlerine göre daha fazla görülür? Badlands dediğimiz kötü arazi, kötü topografya Türkiye'de özellikle Nevşehir çevresi, bunun yanında Mersin, Mutlu ile Ankara arasındaki alanlarda daha çok karşımıza çıkmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı 5 numaralı yer olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuzda falezler dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda görülen dalga aşınım şekilleridir. Buna göre numaralandırılmış alanların hangisinde falez oluşumu daha yaygındır? Şimdi Bafra, Çarşamba gibi deltalar ki delta ile falez birbirine zıt iki şekil. Birisi varsa diğeri yok. Çukurova yine eledim arkadaşlar ki dümdüz bir alan. Falez için dağların kıyıya paralel uzanıp hemen kıyıdan başlaması gerekiyor. Bunun yanında zaten Ege'de çok fazla delta oluşumu görüyoruz. Bu alanda biraz daha düz bir alan ama Antalya, Teketaşeli, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz Türkiye'de falezlerin oldukça yaygın olduğu alanlar. O yüzden doğru cevabımız 3, C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.